İngiliz'den dikkat dikkat. Bakın, Türkiye'nin çözülmesini merakla beklediği Narin Gülen cinayetinde Ayşe'de bu flaş gelişmeler yaşandı. Yeni ortaya çıkan görüntüler yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu dereye asla gitmediğini söyleyen amcayı yalanlamış oldu. Şimdi kimsenin doğru söylemediği bir mahkeme topunu birden dosdoğru göndereceği yeri elbet bizden daha iyi bilir. Ama illa bir konum istiyorsanız adalet. Yani inşallah. Ya muhtardır, amcasıdır, kız kayıptır, mecburdur ala beni, ne yapıyorlar? Nasıl kaybolmuş? Jandarmayı yanlış yönlendirip hedef şaşırttı. Zaten iki şüphe var, bir kanal bir de kaçırılma. Acaba ızgarada suyun dibinde takılmış olamaz mı? Aylık beylerin sahte ihbarlarda bulundu mu? Allah çok bulunuyor. İtirafçının iddialarını HTS kayıtlarına inkar edip şov yaptı. Çuvala peki burada mı koydun? Evet, burada koydum. O yardım etti mi? Evet. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Amca Salim Güran, Narin'e mezar olan dereye gitmediğini söylese de bu görüntüye göre oradaydı. Ben zaten dile getiremiyorum bile, o kadar çirkin şeyler. İtirafçı Nevzat Bahtiyar sorgusunda zavallı yavrunun çuvala konulan cansız bedenini eğer tutmaz deresine bıraktığını anlattı. Ama sonrası hala çözülemeyen bulmacaydı. Habere getirdim, habere. Göster bize, nereye gösterdin? Katil Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil, iftira atıyor. Bir dediği ötekini tutmayan baş şüpheli amca Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gece o dere yatağına gittiği, 8 dakika boyunca da orada kaldığı ortaya çıktı. Bilite açtık, bilite koyduk. Çantayla ayakkabını koyduk. Kırmızı delik. Mahkemede inkar etse de güvenlik kamerası kaydı, onu yalanladı. Bu kameraların istemesi, Allah razı olsun, adaletli bir şekilde bir mahkemeden çıktım. Türkiye'nin merak ettiği katil kim sorusunun yanıtıysa hem bilenlerin insafına hem de 26 Aralık'taki duruşmaya kaldı. Bu gerçek delil. Cinayet sanığını belirleyecek delil. Eğer oradakiler diş izi olup narına ise biz cinayet sanığını öğrenmiş oluruz.